Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 10. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte assignment operators'ları göreceğiz. Ne demek assignment? Atama demek. Atama operatörlerimiz eşittir, artı eşittir, eksi eşittir, çarpı eşittir, bölü eşittir ve mod eşittir işlemlerinden oluşuyor. Tek tek görelim ve zaten ilkini biliyorsunuz. Yazılım dünyasında tam sayı türümüz integer'dı ve ben burada bir variable ismi oluşturuyorum ve diyorum ki Buna 7 değerini atalım. Git diyorum yazılımcım Reme X adındaki bu variable'ın üzerinden 7 değerini tut ve 7 değerimi ihtiyacım olduğu sürece bu X variable'ından çekip kullanmak isteyeceğim. Bu yüzden remle böyle bir ilişki içerisinde gideceğiz. See out ile X variable'ını çekip göstereceğim. Çalıştırdığımda X variable'ımın içerisindeki değerinin 7 olduğunu söyledi bana. Tamam. Ancak burada ne önemli? Bakın yazılım dünyasında matematik dünyasında öğrendiğiniz eşittir ifadesinin yani İngilizce equal yazılım dünyasında anlamı eşittir değildir. Yazılım dünyasındaki anlamı atama operatörüdür. Yani biz bir variable'a değer atacağımız zaman eşittir'i kullanırız. Bu yüzden buradaki eşittirin matematikteki eşittirle aynı olmadığını, burada atama operatörü anlamına geldiğini bilmenizi isterim. Peki, diyorum ki ben x variable'ıma şu şekilde 12 değerini at atamak istiyorum. Bakın x equals x plus 12 tamam mı? Yani burada 12 sayısını bu x bulma topla ve bu topladığın yeni değeri x bulma ata. Yani x'in içerisinde eskiden ne vardı? 7 vardı. 7'yi 12 ile toplayıp 19 olacak. Artık x variable'ımın içerisindeki yeni değer 19. Gözlemleyin. x equals 19 tamam mı? Demek ki x değerim neye eşitmiş? 19 değerine eşitmiş. Ancak bu uzun bir yol ve yazılımcıları yoran bir yol. Demişler ki biz kısa bir yol bulalım. Gelelim şuraya bakın. Plus equals desek yeterli olmaz mı? Burada tekrardan eksi yazmanın bir anlamı var mı demişler. Tabii ki yok. Adamlar bizim için ışık satmışlar. Demişler ki plus equals ifadeleri bizim için yeterli. Burada gelip tekrardan x veriyi bunu yazmanın bir anlamı yok. Gerçekten bizim için işleri kolaylaştırmışlar mı? Evet. Bakın x equals 19. Demek ki x değerimiz 19'a eşittir. Güzel. Artı eşittir operatörümüz toplayarak gitmek için kullandığımız bir operatör olduğunu anladınız. Artık bunu anladığınıza göre diğeri de çorap söküğü gibi gelecek. Bakın ben şuraya 3 değerini yazarsam aslında ne yapmış oluyorum? Ben demiş oluyorum ki x eşittir x eksi 3. Aslında ben ne yapmış oluyorum? şu işlemi yapmış oluyorum. Diyorum ki ya ben iki de bir eksi tekrar tekrar yazmama gerek yok. O halde tekrardan aynı değişkenin içerisine bir değeri toplayıp çıkaracaksak, çarpacaksak şu şekilde yapmamız yeterli olmaz mı? Assignment operator'ları burada önemini görüyorsunuz. İşimizi kolaylaştırıyorlar anlayacağınız. Yani sadece bir variable'ın içerisindeki herhangi bir sayıyı toplayacağımız zaman, çıkaracağımız zaman, çarpacağımız zaman, böleceğimiz zaman, modunu alacağımız zaman ve yine aynı variable'a kaydedeceksek neden tekrardan iki variable'ın ismini aynı variable'ın ismini iki kez yazalım. Bunun için demişler ki x minus equal 3. Bunu yaparsan 7'den 3'ü çıkarıp yine x variable'ına atacaksın. Rem'e yeni değeri olan 4'ü göndermiş olacaksın. Rem'den x'i çekelim. Bakalım değer neymiş? Bakın x equals 4. Demek ki gerçekten 7'den 3'ü çıkarmış ve 4 sonucunu rem'e atamış. Rem'den de 4'ü çektik. Tamam mı? Aynı mantıkla yine çarpma işlemini yapacağız. Bu aslında ne anlama geliyormuş? Artık öğrendiniz. X equal X asterisk 3. Tamam. Aslında bu işlemin kısaltması. Ve böylelikle 7'yi 3'ü çarpacak 21 değerini X variable'ın içerisinde RAM'de kaydedecek ve RAM'den 21 değerini çekeceğiz. Bakın X equals 21. Aynı mantık bölme işlemi için de geçerli bölme yaptığımız zaman şöyle bir 9 diyelim ya da 12 diyelim ya da 15 dersek daha iyi olabilir. 15'i 3'e bölüp tekrardan x variable'ın içerisine atayacak. Aslında ne yapıyor? Şu işlemi yapmış oluyoruz. Bakın x equals 5. Ne yaptı burada? Dedi ki kardeşim 15'i 3'e böl ve tekrardan x variable'ın içerisine ata. Zaten ne adı ne? Atama operatörleri değil mi? Assignment operators. Gerçekten tekrardan bir variable içerisinde bir işlem yapıp tekrardan aynı variable içerisine atıyoruz. Demek ki atama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu da modüler modulus dedikleri İngilizce'de mod alma işlemi yine aynı şekilde yapıyor. 15'i 3'e bölersek herhangi bir sıkıntı olmadan 0 sonucunu elde ederiz. Demek ki böl kalan 0 olduğu için 0 değerini geri döndürmesini beklerim. Bakın x equals 0. Güzel. Zero çıkmasını istemiyorum. Ne yapalım? Şuraya 6 dersem. 15'in 6'ya bölümünden kalan 3 olacaktır. X equals 3. Şimdi kontrol edelim isterseniz. Şurada bir göstereyim size. Gördüğünüz üzere 15'i 6'ya böldüğümüz zaman 3 kalanını verecek. Assignment operators'lardan göstermediğimiz herhangi bir şey kalmadı. Güzel. Şimdi bu derste bitwise operators'ları size göstermek istiyorum. Yani bit düzeyinde operatörleri ve aslında dinlemenizi istediğim kısım burası. Şimdi sistem programlamada ve düşük seviyeli programlama dillerinde bazen çok yüksek seviyeli yazılımlar yaparken bit düzeyinde yazılımlar yapılıyor. Bu arkadaşlar bitsel düzeyde manipülasyonlar gerçekleştirmek zorunda oldukları zaman ne yapacaklar? Bitwise operators'ları kullanacaklar. Şimdi Yazılım dünyasının 0 birden oluşturduğunu biliyoruz. Yani biz ekrana ne yazarsak yazalım. Şu an ekrana yazdığım buradaki i, buradaki n harfi bile şu an bilgisayar için 0 1 0 1 0 1 şeklinde dönüştürülüyor arka planda. Yani biz görmüyoruz. Makine diline çevriliyor. Yani burada kalkıp da eksi ne olduğunu, şuradaki modulus işaretinin ne olduğunu, şuradaki equal işaretinin ne olduğunu anlayamaz bilgisayar değil mi? Altının ne olduğunu anlayamaz. O halde arkada 0 birler dönüyor. Her şey 0-1'den ibaret bilgisayar için. Şu halde ilk öğrenmenizi istediğim şey şurada 0-1'lerin nasıl oluştuğunu. Bir arkadaşımız C dilinde anlatırken aşağıya yazmış. Demek ki herhangi bir onluk sayıyı ikili sayıya dönüştürmemiş dostlarımız var. Onlar için dönüştürelim. Bakın 12 sayısı onluk düzende biz gelip şöyle ikili sisteme çevirdiğimiz zaman bilgisayar ikili sistemi kullanıyor kullanıyor değil mi? 0 1 0 1 ikili sistemi kullanıyor. O halde 12'yi gelip sürekli 2'ye böldüğüm zaman ben bit düzeyinde 0 hangi 0 1'e denk geldiğini anlayacağım. Yani bilgisayar aslında hangi neyi görüyor onu görmüş olacağım. Bakın. Bakın 12'yi sürekli 2'ye bölüyorum. Nereye kadar? Ta ki 2'ye bölemeyeceğim bir sayı gelinceye kadar. 1'i 2'ye bölemem. Bu yüzden burada sonlandırıyorum ve geliyorum. En solda Şuradaki bölümü yazıyorum. Bakın, kalanı değil. İlk önce bölümü yazıyorum. Ondan sonra şöyle kalanları yazmaya devam ediyorum. Bakın, 1 1 0 0. Bakın, 4 bit olacak şekilde yazdım. E biz genellikle bilgisayarda 1 byte'ın 8 1 bit'ten oluştuğunu biliyoruz. O halde bizim aslında 12 sayısının nedir aslında? 4 tane 0 ekliyorum. Çünkü 8 bit olmak zorunda. Bakın 1 1 0 0. Bakın, bu da 1 byte. Değil mi? 1 byte 8 bitten oluşur. Ve 8 bitte 12000 gösterimi şudur. Ancak ben size ne demiştim? RAM'de integer 4 byte yer ayırır demiştim değil mi? Yani 32 bit. 32 bit ayırır. O halde ben gelip bakın 1.12'yi yazmak için hemen şuradan göstereyim aslında size. Şu anda 8 tane bit oluşturdum ve bu 1 byte'a denk geldi. 8 bit oluşturdum 2. byte. 3. byte'ımı oluşturdum ve dördüncü byte'ımı oluşturdum. Gördüğünüz üzere hemen şöyle çekeyim görmeniz için. Bakın ben RAM'de aslında bir 12 sayısını tutmak tutmak için bit düzeyinde aslında bu kadar 0.1'i kullanmış oluyorum. Elbette bu integer'dı. Örneğin long integer olsaydı 64 bit olacaktı ve benim 8 byte'lık bir yer tutmam gerekecekti. Şöyle göstereyim bakın. Long int yapsaydım daha uzun daha büyük sayıları tutmak için kullanıyoruz ya. 64 bit olacaktı. 64 bit neye denk gelir? 8 byte'a denk gelir. O halde 8 byte'lık daha sıfır önüne ekleyecektim. Şu an burada göstermiyorum ama şurada gördüğünüz 4 byte 3 byte'ı sürekli 8 tane sıfırdan oluşuyor. Siz buraya bir 4 tane daha sıfırdan oluşan 8 bitlik sayılar ekleyecektiniz. Tamam mı? Gerçek bilgisayar dünyasında işler böyle yürüyor. Ancak ben bu derste size işlemleri anlatırken herhalde bu sıfırları eklemenin bir anlamı yok. Ne yapacağım? Son byte üzerinden size göstereceğim tamam mı? Yani size YouTube'a gittiğiniz zaman başka derslerden bitwise operatorları öğrenmek istediğiniz zaman veya yabancı sitelerden fark etmez. Size sadece şu son 8 biti gösterecek. Çünkü bu sıfırları buraya bırakmanın bir anlamı yok değil mi? Ama siz bileceksiniz ki gerçek dünyada bilgisayarda 32 bit eğer long işlemler yapıyorsanız long it diyorsanız örneğin 64 bit yani 8 byte'lık olacağı için şurada sıfırlar devam ediyor ama biz onları göstermeyeceğiz. Sadece şuradaki son byte üzerinden ben size sürekli işlemleri göstereceğim. Şu sıfırları göstermenin bir mantığı yok size sizin için değil mi? Ancak siz gerçek hayatta bileceksiniz ki bellekte şu sıfırları da tutuyor yani bellek. Yani bu yüzden belleği şişirmemek için olabildiğince mantıklı programlar yazmamız gerekiyor. Aşırı derecede variable'lara bommamamız lazım. Aksi halde RAM'i işgal etmiş oluruz. RAM'de gereksiz halde gördüğünüz üzere doluluklar sağlamış oluruz. Buna önem verin. Tamam. Ben dedim ki bu dersi son byte üzerinden yani 8 bit üzerinden size göstereceğim. Tamam mı? O halde dersimize geçebiliriz şimdi. Bu sadece bir alt Yapı oluşturmak için de. Pekala şimdi devam edelim. Şimdi Bitwise Operators'ları görmeden önce ilk önce AND, OR ve Exclusive OR adında verdiğimiz bu 3 adet önemli işlem var. Bunlar nedir onu bir öğrenelim. Ben somutlaşsın diye kafanızda şöyle anlatacağım. Şimdi bilgisayar dünyasında her şey 0-1 ya and dediğimiz şu operatör kullandığımız zaman ben şunu demiş oluyorum. Diyorum ki bit düzeyinde iki tane bir varsa bir olacak. Herhangi birinde sıfır varsa sıfır olacak. Bakın sıfır bir de olsa sıfır olacak. Ama iki tane sıfır da olursa yine sıfır olacak. Aslında bunu neye benzetebiliriz? Çarpma işlemine benzetebiliriz. Bakın aklınızda tutamıyorsanız. 1 ile 1'i çarparsak 1, 1 ile 0'ı çarparsak 0, 0 ile 1'i çarparsak 0, 0 ile 0'ı çarparsak 0 tamam mı? Yani burada kafanızda kalması için şöyle bir örnek vereyim. Şimdi öğretmeniniz sizden 2 adet ödev istedi. Dedi ki, ya kardeşim dedi 2 tane ödevin her ikisini de yapmak zorundasınız. Bana bu 2 ödevi getirmeyene 0 veririm. E şimdi bakalım bir ödevini yapmış olanlar olur. Çünkü bilgisayar dünyasında bir başarılı sıfır başarısız anlamına geldiğini düşünelim. Şimdi iki adet başarılıya ihtiyacımız var. Çünkü her iki ödevde yapılmalı. Bakın her iki ödev yapılmışsa tamam. Bir başarılı. Bir öde ilk ödev yapılıp ikinci yapılmadıysa sıfırı yersin. İlk ödev yapılmayıp ikincisini yapmışsan yine sıfır. Çünkü geçerli değil. Her ikisini de yapmadıysan yine sıfır. İlla hoca sizden her iki ödevi de yapmanızı istiyor. Yani sizin tam puan alabilmeniz için her ikisine de ihtiyacı var. Or işlemi nedir? Or veya işlemidir. Adı üstünde veya. Yani iki adet başarılıdan bir tanesi bana yeterli. İkisinin başarılı olmasına gerek yok. Bak şu iki tanesi başarılı evet bir. Ama iki tanesinden bir tanesinin başarılı olması benim için yeterli. Bakın ilki başarılı, ik ikincisi başarısız olsa bile yine başarılı olur öğrenci. İlki başarısız, ikincisi başarılıysa yine başarılı olur. Her ikisini yapmadığı zaman ancak başarısız olur orada. Yani ki burada hoca şunu söylüyor. Diyor ki ya sen her iki ödevi yapmak zorunda değilsin başarılı olmak için. İki ödevden birini bile yapsam benim için okey. Ancak ikisini de yapsan okey. Bir tane yapsan da okey. Bakın her ikisini de yapmış. Öğrenciye tam puan vermiş. Her ikisinden sadece ilk ödevi yapmış. Şurada sadece ikinci ödevi yapmış. Yine tam puan vermiş. Ancak her ikisini yapmayınca sıfırı yemiş. Yani iki tane bir or işleminde bire denk gelir. Herhangi bir bir varsa bir Hiçbir yoksa sıfıra denk gelir. Peki exclusive or nedir? Burada da ilginç bir olay var. Diyoruz ki her ikisi başarılı ise sıfır. Bakın her ikisi başarılı ise bir bir ise sıfır. Hoca diyor ki her iki ödevi yapmanızı istemiyorum sizden. Sadece bir ödev seçin ve o ödevi yapın. Tamam mı? Gerçek dünya için çok güzel bir örnek oldu bence. Bakın her iki ödevi yapınca hoca kabul etmiyor. Diyor ki ben sana dememiş miydim sadece bir ödevini yapacaksın diye. İkisinden birini seçip yapacaksın diye. Sıfırı basıyor. Her ikisini de yapmamış ödevlerin sıfırı yine bastı hoca. Bakın sadece ilk ödevi yapmış ikincisini yapmamış o zaman kabul. O zaman tam puan. İlk ödevi yapmamış ikincisini yapmış o zaman kabul. Tam puan 1. Yani exclusive or gerçekten or ve and yazılım dünyasında çok fazla kullandığımız işlemlerdir. Tekrarlayalım bakın. Başarılı ve başarılıysa benim için başarısızdır exclusive orada. Çünkü hoca demişti ki her iki ödevden sadece birini seçip yapacaksın. Bu arkadaş artistlik yapmış. Demiş ben her ikisini de yaparım sıfırı yemiş. Şu arkadaş da umursamaz ben ikisini de yapmam demiş o da sıfırı yemiş. İlk arkadaş ben ilkini yapayım diğeri de ben ikincisini yapayım demiş ve bunlar tam puan almış anladınız mı? Exclusive orada 1 1 0'a denk gelir 0 0 0'a denk gelir 1 0 1'e denk gelir 0 1 1'e denk gelir. Yani her ikisinden sadece birini yapmalıydık. Doğru mu? Güzel. Bu da... Ön bilgiydi bitwise operatorsları anlamak için. Bakın aynı zamanda bunlar assignment operatorslardır yani atama operatörleridir. Bakın ben ne yapıyorum v işlemi yapacağım. Bakalım geliyorum bir v işlemi yapmak istediğimi belirtiyorum ve şurada 3 diyelim şuraya da 7 diyelim. E, madem bit düzeyinde işlemlerden and yapıyoruz and neydi şöyle düşüneceksiniz İki koşulum var ikisine de uymak zorunda yani ikisi de başarılı olmak zorunda. Bir başarılı sıfır başarısız diye hayal edersek her ikisinin de başarılı olması gerek. Bakın bir bir birdir. Geriye kalanların hepsi sıfırdır. Niye? Bakın burada sadece ilki başarılı olmuş. İkincisinde sadece ikincisi başarılı olmuş. Diğerinde hiç başarı yok. Yani ben diyorum ki kardeşim benim bu iki koşulum da sağlanacak. Ben başka çıkar yolu yok diyorum ben. Yani her ikisi de başarılı olmak zorunda. Bir bir olmak zorunda. Bit düzeyinde düşündüğünüz zaman. E güzel. Bakın 7'ye 3'ü verdik. Sonuç ne olacak? Sonucu görmeden önce ben şurada bakın. end operatörünü ekleyip size buradan anlatacağım. Paint'te. Şimdi ben de grafik tablet olmadığı için güzel yazamıyorum burayı. Bir arkadaşımız onu bana hatırlatmış. E, i̇leride bir grafik tablet alıp aslında size daha güzel gösterebilirim. Ancak şimdi böyle idare etmek zorundayız. Şimdi 7'nin 0-1 karşılığı nedir 8 bit'te? Yani 1 byte'da. Bakın 4 adet 0 şöyle çizeyim. 4 adet 0 burada. 1, 0, 1, 1, 1. Niye bu böyle? Göstereyim ben size. Sebebi ne? Çünkü 7 ikilik sistemde gördüğünüz üzere 1, 1, 1 olarak yazılıyor. En sağ taraftan. E ben 8 bit yani 1 byte'da tuttuğumu varsayarsam diğer kısımlara 0'ı otomatik ekliyorum değil mi? Ki gerçek hayatta neydi aslında? 32 bitti. Yani ben burada sadece 1 byte'lık kısmını size gösteriyorum. Aslında buradan 3 tane daha sol tarafına 8 adet 8 sıfırların yazıldığını düşünün. Tamam mı? Onu siz hayalinizle canlandırın. Ben size onu gösteremem. O sıfırları yazmanın bir anlamı yok şu anda. Ders Dersi uzatmanın bir esprisi yok. Şimdi tamam. Demek ki 7'nin ikilik karşılığı bu. 3'ün ikilik karşılığı neymiş? Hemen 3'ün ikilik karşılığına bakalım. Bakın 1, 1. En sağda 1, 1. Geriye kalan hepsine 0'ı döşüyoruz. Artık 32 bitin kaç biti kaldıysa onların her birine 0'ı döşeyin. 12'yi gözlemleyelim. Yine 12'yi yapmıştım. 6'ydı şurası. Bakın 12 ne yapıyormuş? 12, 1, 1, 0, 0. Şurayı yazdıktan sonra geriye kalan her birine 0'ı döşüyoruz. 1, 1, 0, 0'dan sonra. Güzel. Buradaki 3 kısmı sadece bunların ikili karşılığını nasıl bulduğumuzu görmenizi istediğim için yaptım. Tamam bunları sildim. Şimdi ben burada end işlemi yaparsam bakın. End işlemi yaptığımı düşünün şurada da ant işlemi yapacağım ki ant işlemini görün. Ne demiştim? Ben ikisinde de biri arıyorum. Yani benim başka çıkar yolum yok. Yani mecburum ki ikisinin de koşulu sağlaması gerek. 1'e 1 1'dir. 1'le 1 koşulu sağlar yine 1. 1'e 0 kabulüm değildir. 0 sıfır 0'lar kabulüm değildir değil mi? Niçin? Çünkü her ikisi de 1 olmalı. Yani ben başka hiçbir şekilde ona 1 veremem. Her ikisi de başarılı olmalı. 1 1 1'dir. 1 1 1'dir. Başarılı. Bakın. Neye denk geldi? 7 ve 3 Burada aslında neye geldi? Şuraya 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 dersek. Şurası 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gider. Şöyle. 2 üzeri 0, 1'dir. 2 üzeri 1, 2'dir. 1 ile çarparsam 2, 3'e eşit oldu değil mi? Yani bilmeyen arkadaşlarımız varsa, işte ilkokul, ortaokuldan izleyen dostlarımız varsa onu da göstereyim aslında. Bakın şimdi şöyle. 0, 0, 1, 1 diye ikili sistemde bir sayım elde olsun bende. Ben bunu onlu sisteme nasıl çevireceğim? Yani bildiğimiz matematikteki her gün kullandığımız 3, 7 gibi 10, 15, 100 gibi sayıya nasıl dönüştüreceğim onluk sisteme? Geleceğim. Her birini 2 üzeri 0'dan olmak üzere çarpacağım. 2 üzeri 3 8'dir ama 0 çarptığımdan gitti. 2'nin karesi 4'tür ama 0 çarptığımdan gitti. 2 üzeri 1 2'dir. 1 ile çarptığımda yine 2. 2 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. Yani 3. Bunun onluk sisteme çevirilişi 3'tür. Tamam mı? Demek ki 7 and 3 bize 3'ü verecek. Gerçekten böyle mi? Görmek istiyorum. Bakın x and percent equal 3. Yani demek ki gerçekten bizim and operatörümüz 7'nin 3'e olan and ile işleminden biz 3'ü elde ediyormuşuz. Burada nasıl elde ettiğimizde, burada nasıl elde ettiğimizde anlatıyorum. Bakın. End işlemi olduğu için 1'e 1, 1'dir. 1'e 1, 1'dir. Geriye kalanlar 0'dır. Peki, demiştim ki x'i 1 olursa 1 olur. Aksi halde kabul etmiyorum demiştim. Hemen şuraları bir temizleyelim. Şimdi 1 ile 0'ı aslında end işlemi olduğu için burada bir çarpma işlemi var diye düşünebilirsiniz demiştim. 1 ile 0'ı çarparsan 0, 1 ile 0'ı çarparsan 0, 1 ile 1'i çarparsan 1, 1 ile 0'ı çarparsan 0. Zaten gerisi de 0. Ne oldu? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Bunlar sıfırla çarpılacağı için gittiler. Geriye ne kaldı? 2'nin karesi 4, 4 çarpı 1. Demek ki ben 7 end işlemini 12 ile yaparsam 4 sonucunu elde etmek zorundayım. Gerçekten 4 sonucunu elde edecek miyim? Bakın x ampersand equal 4. Ne yaptı burada? Burada aslında end işlemini tabi tuttu ve bunun 4 olduğunu söyledi. Nasıl 4 olduğunu görmeniz için buradan bit düzeyinde işlemleri yapıyorum zaten. Hemen gelelim. Burada bir dik işareti var. Bu da veya anlamına geliyor. Or işlemini sağlıyor. Or işleminde olay neydi? Herhangi birinin 1 bir olması benim için yeterliydi, doğru mu? 1 1 1'dir. 1 0 1'dir. 0 1 1'dir. Sadece 0 0 sıfır olursa 0'dır. Tamam. O halde ben burada bakın şöyle dikliği çizeyim. Eğer diyorum herhangi birinde 1 bir varsa 1 sonucunu çıkar. 1 sonucunu çıkar. 1 sonucu çıkar, çıkar. Gerisi 0. Buraya gel. 1 varsa okeyim. Bir, bir varsa kabulüm. Bir varsa kabulüm. Bir varsa kabulüm herhangi bir yerde. Gerisi sıfır. Ne yaptı burada? 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2 ile çarpacağım. 0'ı çarpmaya gerek yok. 2 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri 1 2'dir. 1 ile çarptığımda 2 sonucunu elde ederim. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 1 4'tür. Yani 7. Demek ki 7 veya 3 işleminden 7'yi elde edebiliyorken şuraya kontrol edelim. 2'nin üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'ten bakalım. 2 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. 2 üzeri 1 2'dir. 1 ile çarparsam 2 elde ederim. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 1 4'tür. 2'nin küpü 8, 8 çarpı 1 8. 10, 14, 15. Burada da 15'miş. Demek ki 7 veya 12, 15'i tekabül ederken bit düzeyinde 7 veya 3 dersem 7'ye tekabül edecek. Gerçekten öyle mi? Merak ettim. Hemen işlemi görelim. Bakın gerçekten 7 ve şurayı hemen düzelteyim ben. 7 veya 12 işleminden bit düzeyinden 15'i elde ettik. Şurada 15'i nasıl elde ettiğimizde canlı canlı göstermiş olduk. Şimdi 7 veya 3 7'ye eşitmiş. Hemen onu da ispatlayalım. Bakın 7 veya 3 7'ye eşitmiş. Bit düzeyinde bunu da görmüş olduk. Peki sırada ne var? Burada ne var? Exclusive or dediğimiz bir işlem. Bunu da şapka işaretiyle, Türkçe şapka dediğimiz şu ifadeyle oluşturacağız. Exclusive or işlemi için de hemen şuraları bir temizleyeyim. Şimdi exclusive or'da ben size ne dedim? Dedim ki her ikisi başarılı olursa istemiyorum ben bunu ve her ikisi de başarısız olursa da ben bunu istemem. Yani 0 ise 0 ise bunlar 0 olacak o halde şu gördüğünüz her yere sıfır gelecek. Peki bir bir de başarısızdı benim için. Çünkü ben ne demiştim? Demiştim ki her iki ödevi de yapmayacaksın. İki ödevden birini yapacaksın demişim öğrenci. Öğrenci her iki ödevi yapmaya çalışmış. Bu yine benim için geçersizdir. Her iki ödevden sadece birini yapan sadece bu var. Yani 1'e 0 ya da 0'a 1 benim için kabuldü. Ona 1 diyordum. Gerisine 1 demiyordum. O halde şurası 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 de dersem bakın 2'nin karesi 4, 4 çarpı 1, 4. Demek ki 7 exclusive or 3, 4'e eşitmiş. 1, 0 bakın kabul ediyorum değil mi? Sadece bir tanesini yapmış. 1, 0 kabul ediyorum. Bakın 1, 1 kabul etmiyorum çünkü her ikisinden sadece bir ödevini yapacaktı. 0, 1 yine kabulüm çünkü bir ödev yapacaktı diğerini yapmayacaktı. 0, 0 ikisi de ödevlerini yapmamış. Ödevleri yapmayanlar zaten 0'ı alır. Güzel. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3 olmak üzere alalım. 2'nin küpü 8, 1 ile çarparsam 8, 0 şunu götürür. 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 0, 1, 1 çarpı 1, 1, 1, 8, 9, 10, 11. Demek ki 7 exclusive or 12, 11'e denk gelirken 7 exclusive or 3 bize 4'ü verecekmiş. Bakalım gerçekten öyle mi? Bize 4 vermesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 4 verdi. Tabii şuradaki işareti artık değiştirebiliriz. Hemen. Şöyle düzelttik. Şimdi buraya 12 dersek 11 sonucunu dönmesi gerekiyormuş. İspatlayalım yani emin olalım. Bakın. Exclusive or ile işleme sokarsak bit düzeyinde 11 sonucunu gerçekten elde ediyormuşuz. Nasıl elde ettiğimizi de zaten şurada paint'ten size gösterdim. Peki bunu da temizleyelim. Başka ne anlatacakmışız? Heh. <laughs> sağa doğru iki tane şöyle işaret var sonra iştirin. Bu nedir aslında? Bu right shift dedikleri İngilizce'de bir olay. Alttaki de bakın sola dönük. Sola dönük olan da zaten İngilizce left sol. Left shift, shift dediğimiz işlemi yerine geçiyor. Aslında shift ne demek İngilizce'de? Var diye mesai anlamına gelir de günlük konuşmada. Ama bir başka anlamı daha var. Yer değiştirme. Demek ki biz left shift ve right shift işleminde yer değiştirme yapacağız. Güzel. İlk önce mantığını anlayalım yani ne yapıyoruz? Ben 7'de örnek veriyorum şurada right shift'i yaptığımı düşünün. Hemen şu şöyle de bir göstereyim bakın. Şurada right shift yapayım. Şöyle 3. Bu ne demek? Bu 3 birim sağa kaydır demek. Tabii 3 birim kaydırmayalım. 2 birim kaydıralım. Çünkü 7'de 2 birim kaydırsak bizim için daha mantıklı olacak. Niye? Çünkü burada yer kalmıyor. Hepsi sıfır olur. Şimdi bakın. Şu sıfır şuranın, şuranın yerine gelecek. Sağa kaydırma diyoruz. Ne kadar? 2 birim. O halde şuradaki sıfır gerçekten nereye gelecek? Şuraya. Şuradaki sıfır 2 birim kayacak. Şuraya gelecek. Şuradaki sıfır 2 birim kayacak. Şuraya gelecek. Şuradaki sıfır 2 birim kayacak. Şuraya gelecek. Şuradaki 1 bir, 2 birim kayacak. Şuraya gelecek. Şuradaki 1 bir, 2 birim kayacak. Ve 2 birim kaydığı için ne olacak? Yerine sıfırı getirmiş olacağız. Anladınız mı? Yani iki birim iki birim kaydırdığımızı düşünün. Şurası gitti, şurası gitti, şuradaki bir şuraya geldi. Yani ne oldu? Bir 0, 0, 0, 0, 0, 0, sıfır oldu. Doğru mu? Çünkü biri iki birim kaydırdım. Şuradaki bir buraya geldi. Geriye kalan sıfırlar şuradaki birin yerini kayıp doldurdu. Şuradaki birler de yer olmadığından kayıp yok olup gitti. Tamam mı? Somut olarak böyle düşüneceksiniz. İki birim iki birim kaydırarak sadece şu bir 2 birim kayıp şuraya geldi. Bir sonucunu elde etmek zorundayım. Bakalım bir sonucunu bana verecek mi? Gördüğünüz üzere gerçekten de bir sonucunu bana verdi. Nasıl verdi? Kaydırma işlemi yaptım. Her birini 2 birim kaydırdım. Peki 3'er üçer, üçer kaydırsaydım ne olacaktı? Bakın 3'er üçer, üçer kaydırırsak Şuradaki 0 3 birim kayıp şuranın yerine gelecek. Tamam mı? Şuradaki 0 3 birim kayıp Şuradaki birin yerine gelecek. Şuradaki 0 3 birim kayıp, şuradaki birin yerine gelecek. Bu halde burası komple sıfır olacak. Sıfırdan başka hiçbir şey kalmadı, değil mi? Çünkü birler sağa doğru 3 birim kaydı ve şuradaki sıfırlar onun yerine doldurdu ve geriye sıfırdan başka hiçbir şey kalmadı. Bakın, x değeri right shift yaptık, 3 birim kaydırınca gitti. Peki, 1 bir birim kaydırırsak ne olur? Gözlemleyin. Bakın, 1 bir birim 1 bir birim kaydırıyorum. Şuradaki 1 bir, şuradaki 1'in yerine geldi. Güzel. Şurada 1 var artık. Şuradaki 1 bir, şuradaki 1'in yerine geldi. Artık şurada da 1 var. Şuradaki 0 şuradaki 1'in yerine geldi. Artık burası 0. Tamam. Artık bu sıfırlar tek tek kayacağı için hepsi 0 olacak. Gördüğünüz gibi 1 1 oldu. 1 1 nedir? 3'tür. Doğru mu? Bakın. 3'ü elde ettik. Gerçekten sağa doğru bir birim kaç birim kaydırmak istiyorsanız burada zaten İngilizce ismi olan right shift'i kullanacağız. Peki left shift yani sola kaydır. Hemen left shift'i yapalım. 7'yi sola kaydıralım. Hatta bence 12'yi sola kaydıralım. Şimdi 12'yi sola kaydırıyorum. Kaç 1 bir birim? Bak şu 1 şuraya gelecek. Şu 1 şunun yerine gelecek, değil mi? Yani 1 1 0 0 0. Şu sıfırlar bunun bunların yerine gelecek. Şöyle düşünün. Şu sıfır şuranın yerine gelecek şu sıfır şuraya geçecek, şu sıfır şuraya geçecek, şu sıfır şuraya geçecek. Tamam mı? Geriye sıfır, sıfır, sıfır kaldı. Şimdi 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2'nin küpü 2 üzeri 4. Yani 8 artı 2 üzeri 4 16'dır. 16, 8 daha 24 sonucunu elde etmem gerekiyor. Değil mi? O halde burası bana 24 sonucunu vermek zorunda. Bakın 24. Başarılı bir şekilde ben left shift işlemini de gerçekleştirdim. Yani sola kaydırdım. Tamam 12'yi sola kaydırdım. Şimdi 7'yi sola kaydıralım. Ya, ya da 2 birim yapalım aslında bunu. İlk önce bir onu görün. Şimdi 2 birim kaydırıyorsam şu 1 şuraya gelecek. Şu 1 de şuraya gelecek. Geriye onların yerini sıfırlar dolduracak. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Şurası da 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 4, 16. 48 sonucunu elde etmem gerekir. 48. 48 sonucunu elde ettim. Tamam. Bir de 7 için göstereyim. Gösterelim de bu olayı daha iyi anlayın. Kaç birim gitsin? 3 birim gitsin. Biraz büyük sayılarla uğraşalım. Bakın şuradaki 1 3 birim gelip şuraya yerleşecek. Şuradaki birim şuraya gelip 3 birim ilerleyecek. Şuradaki 1 şuraya gelip 3 birim ilerleyecek. Geriye kalanlar 0 zaten. Mantığını anladınız. 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 2 sıfırdan dolayı gitti. 2'nin küpü 2'nin küpü nedir? 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. Ne oldu? 40, 56. Demek ki 7'yi 3 birim left shift yaparsak 56 sonucunu elde ederiz. Bakın 56. 56 sonucunu elde ettik. Demek ki bit düzeyinde bitwise operatorslarımızı kullanmamız da bu şekilde gerçekleşiyor. Bu ders inşallah açıklayıcı olmuştur sizin için. Elimden geldiğince bol örnek vermeye çalıştım. Sıfırdan anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.